CCL sertifikası nedir? CCL sertifikası, bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital bir sertifikadır. Bir web sunucusu ve web tarayıcısı arasındaki şifreli bağlantı oluşturan bir güvenlik protokolü olan CCL'in açılımı güvenli yuva katmanıdır. Şirketler ve kuruluşlar çevrimiçi işlemleri güvence altına almak ve müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumak için web sitelerine bir CCL sertifikası eklemelidir. Kısacası CCL, internet bağlantılarının güvenli olmasını sağlar ve suçluların iki sistem arasında aktarılan bilgileri okumasını ya da değiştirmesini engeller. Bir web sitesinde adres çubuğundaki URL'nin yanında bir asma kilit işareti görüyorsanız, bu ziyaret ettiğiniz sitenin CCL sertifikasıyla korunduğu anlamına gelir. CCL sertifikası 25 yıldan uzun süredir hayatımızda olan bir şey. Safari, Internet Explorer, Google Chrome gibi popüler internet tarayıcılarının neredeyse tamamı CCL sertifikası olmayan siteler için güvenli değil etiketi yapıştırmaktadır. Bu da web sitenizi ziyaret edecek olan kişiler için kötü bir algı yaratmaktadır. Bugün hiçbir ücret ödemeden bedavaya nasıl CCL sertifikası alacağımıza bakacağız. Öncelikle alım işlemini yapacağımız web sitesine gidiyoruz. Web sitemizin adresi zeroSSL.com. Bu web sitesi üzerinden tek bir e-mail adresi ile 3 tane web sitesine kadar ücretsiz olarak CCL sertifikası alabiliriz. Alacağımız sertifikalar 90 gün geçerlidir. Alım işlemine başlamak için direkt sağ üst köşedeki bulunan butona tıklıyorum. Bir hesap oluşturmamı istiyor. Buraya yazacağınız e-mail adresinin hiçbir önemi yok. Kendi şahsi e-mailinizi kullanmak zorunda değilsiniz. Alt tarafa da bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifreniz 8 karakterden fazla, büyük harf, küçük harf ve sayı içermek zorunda. Devam et butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir doğrulama işlemine gerek duymadan direktman bizi içeriye aldı. Yeni sertifikaya tıklıyoruz. Bu kısma CCL sertifikasını hangi web sitesinde kullanacaksak oranın adresini yazıyoruz. Adresi yazarken başına www koymuyoruz. Adresi yazmamızdan sonra CCL sertifikamız W'lu ve W'suz haliyle iki şekilde de kullanılabilecek vaziyette hazırlandı. İsterseniz kapı işaretlerini tıklayarak herhangi birisini silebilirsiniz. İki kombinasyonu da kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Sonraki adıma ilerliyoruz. Bu kısımda sertifikamızı ne kadar süreyle kullanmak istediğimizi seçiyoruz. 1 yıllık der isek bizden ücret talep edecek. O yüzden 90 günlük diyoruz ve sonraki adım. DSR'i de otomatik olarak oluşturmasını seçiyoruz. Eğer kapalıysa açık duruma getirin ve sonraki adım deyin. Tekrar önümüze gelen sayfadan bir plan seçmemizi istiyor. Ürünü bize satabilmek için hala uğraş içerisinde ama biz ücretsiz diyoruz ve tekrar sonraki adım. Bu aşamada CCL sertifikasını kullanacağınız web sitesinin sahibi olduğunuzu doğrulamanızı istiyor. 3 ayrı doğrulama yöntemi sunmuş. E-mail seçili olur ise belirtilen e-mail adresine ya da sizin belirteceğiniz e-mail adresine gönderilecek olan bir e-posta ile doğrulama işlemi yapılacak. E-mail adresini seçmenizden sonra sonraki adım ve doğrula diyoruz. E-mailimiz geldi. E-mailin içerisinden doğrulama kodunu kopyalıyoruz. Doğrulama sayfasına ilerleyebilmek için bu linki tıkladık.
ve belirtilmiş olan doğrulama kodunu buraya yapıştırıp devam et dedik. Hepsi bu kadar. Durumu yenile dememizle beraber kaldığımız yerden işlemlere devam edebiliriz. Sertifika dosyasını indireceğiz. Hangi formatta indirmek istediğimizi soruyor. Buradan istediğiniz herhangi bir format seçebilirsiniz. Ben Plesk kullanıcısı olduğum için, Plesk'e tanımlayacağım için Plesk için dosya istiyorum. Sonraki adım, burayı tıkladığımda da evet, dosyam indi. İnmiş olan zip dosyamızı ayıklıyoruz. Ayıklama işleminin sonunda bize 3 tane dosya verecek. Plesk panelde ilgili sitemizi açtık. Ve burada CCL TLS sertifikaları kısmını tıklıyoruz. Açılan sayfada CCL TLS sertifikası ekleyini tıklıyoruz. Sertifikamıza bir ad veriyoruz. Bu kısımlarla herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Hemen alt kısma geliyoruz. Dosya seç diyerek key uzantılı dosyamızı yükleyeceğiz. Sertifikası CRT uzantılı olan dosyamız. CRT ikinci bir dosyamız daha var, uzantısı CRT olan. Karıştırmayın. Bakın, bu sertifika, bu da CA. Buradan da sertifikayı seçtik. Sertifikayı karşıya yükle. Yükleme işleminin tamamlanmasından sonra sitemizin köküne tekrar geri dönüyoruz. Barındırma ve DNS içinden barındırma ayarları diyelim ve web sitemizin barındırma ayarlarını güncelleyelim. Tercih edilen alan adı her zaman için başında www olmayan haliyle seçili olsun. CCL TLS desteği seçili, HTTP'den HTTPS'ye sabit aktarım seçili. Bu kısımda da yüklemiş olduğunuz sertifikayı seçeceksiniz. Uygulayın. İşlem başarıyla güncelleştirildiğinde CCL sertifikanız çalışmaya başlayacaktır. Kontrol edecek olursak CCL sertifikamızın devrede olduğunu göreceğiz.